Dünya. İnsanlık tarihinin tümü burada gerçekleşti. Bugün bir hayalim var. Bu bir insan için küçük. İklim değişikliği bir gerçektir. Şimdilik. Ama o evimiz diyebileceğimiz tek yer değil. Mars keşif için nihai hedefimizdir. Gerçekte ulaşabileceğimiz dünyaya en yakın yerdir. Onlarca yıl Mars'a ayak basmayı hayal ettik. Artık oraya gitmek üzereyiz. Eğer Mars'a bir üs inşa edebilirsek, aslında kitlesel bir yaşamı temin edebileceğiz. Mars'ta bir ileri karakol kurmak için roket kullanımında köklü değişiklikler yapmalıyız. Mars'ta koloni kurmak istiyorsanız mümkün olduğunca çok kişiyi mümkün olduğunca çabuk gönderebilmeniz gerekir. Donuk ve çölleşmiş bir gezegende yaşamayı öğrenmeye ve her şeyi tehlikeye atmaya hazır astronotlara ihtiyacımız olacak. Bu ancak tek yönlü bir yolculukta mümkündür. Mars'ı yeni evimiz haline getirebilecek miyiz? Yoksa kaderimizi evrenin ellerine mi bırakacağız? Evren. Ateşleme mekanizması. Dünya, ay, üç gün. Ay aracı. Göktaşı yakalama çantası. Mars görevi. İnsan evrene karşı. Mars bizim. O güneş sisteminin en çok istenen sahipsiz gayrimenkulü. Dünyaya yakın, yeterli miktarda su kaynağı ve 24 saatlik kullanışlı gün uzunluğu var. İnsanlar burada yaşar. Peki ne zaman? Bu bizi oraya götürebilecek devrim niteliğindeki roket tasarımı. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Havada bu şekilde durması gerekiyor. Bu dünyanın ilk tekrar kullanılabilir roketinin ilk uçuşu. Başladığı yere geri inemezse bu Mars'a ilk insanlı uçuşu yıllarca erteleyebilir. Sebebini anlamak için onu üreten şirketin radikal amaçlarını anlamamız gerekiyor. SpaceX'te genç ve bilgili mühendisler çalışıyor. Patronları Elon Musk, şimdiden iki şirketin kurucu ortaklığını yapmış. PayPal ve Tesla Motors. Şimdi gözlerini uzaya dikmiş durumda. Ve Mars'a. SpaceX'in roket teknolojisini geliştirmeye çalışmasının nedeni, insanların Mars'a seyahat edebildiği seviyede bir uzay taşımacılığı yaratmak ve nihayetinde Mars'ta kendi kendini idame ettirebilen bir medeniyet kurabilmektir. SpaceX, yeni nesil uzay keşfinin öncüleri arasında. Uzaya ulaşmayı daha kolay ve daha ekonomik yapmak için yarışan, giderek artan sayıda ve çeşitlilikte özel şirketlerle çalışacağız. Şimdiden maliyetleri diğer roketlerin yarısına indirerek, Birleşik Devletler Hükümeti'nden uzay üssüne ikmal sağlama ihalesini kazandılar. Ancak Elon ve mühendisleri bununla da yetinmiyor. Tekrar kullanılabilen roketlerin insanların uzaya erişimini kökten değiştireceğine inanıyorlar. Düşünsenize, uçaklar tekrar kullanılamasa ve her yolculuk için yeni bir uçak almak zorunda olsanız, uçmak yanına yaklaşılamaz şekilde pahalı olurdu. Roketlerin tekrar kullanımı sorunu çözülmedikçe Mars'a bir üs kurulabileceğini hiç sanmıyorum. Mars çok uzakta olduğu için zorlu bir hedef. Ay'dan tam 1000 kat uzağımızda. Oraya ulaşmak için astronotların çok miktarda yakıt ve devasa bir rokete ihtiyacı var. NASA'nın 40 yılı aşkın süre önce Apollo astronotlarını Ay'a götüren Saturn 5 roketinden daha büyüğüne. NASA şu an SLS adlı ağır yük taşıyan bir araç üstünde çalışıyor. 5 yılda bir fırlatılması planlanan roketin her biri 15 milyar dolara mal olacak. SpaceX'in yaptığı ise farklı. En kısa zamanda en düşük maliyetle yeni bir taşıyıcı araç üretmek için ellerinden gelen en hızlı şekilde çalışıyorlar. NASA'nın Mars'a insanları 30 yıllığına göndermekten bahsetmesinin asıl sebebi bu büyük maliyet. Ancak buna hazır değiller. SpaceX'in tekrar kullanılabilen roket projesi bu maliyetleri yarıya indirecek ve nihayetinde Mars'ı erişilebilir kılacak.
O devasa roketi gözünüzün önüne getirdiğinizde en tepedeki parça içinde insan bir tür yük ya da uydu olan bir kapsüldür. Ve aslında uzaya giden ve kullanılmaya devam eden tek şey tepedeki en küçük parçadır. Roketin geri kalanı ise atmosferde yanıp gider. İşte bizim değiştirmeye çalıştığımızda bu. Atmosferde yakmak yerine bütün o roketi tekrar kullanıp tekrar uçurmak istiyoruz. SpaceX'in ürettiği yeni Falcon 9R, yükünü uzaya bırakıp fırlatma rampasına geri dönmesi ve tekrar yakıt alıp birkaç saat içinde tekrar fırlatılmaya hazır olması için tasarlandı. Tasarım ekibi, Falcon 9R'nin çok önemli ilk deneme uçuşu için gün sayıyor. Mücadeleleri, sadece yukarı gitmek için tasarlanmış 300 tonluk bir roketi güvenli ve isabetli şekilde geri indirebilmek. Benim için önemli olan şey hassas iniş. Yani bu roketin atmosfere girişe dayanmak için tasarlanmadığını, kanatlarının olmadığını, amacın uçması olmadığını düşünürseniz, onu atmosferde uçurmanın ve kendi kendine insan yönlendirmesi olmadan kalkış yaptığı yerin yakınına inmesini sağlamanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Pekala beyler, işte ayaklar buradan başlayacak. Buradan itibaren monte edilecekler. Hava kanalları ve iniş ayakları burada olacak. Merak ettiğiniz bir şey var mı? Yani bir roketi tekrar kullanılabilir yapmanın en büyük zorluklarından biri çok dayanıklı üretmek ama çok ağır olmamasını sağlamaktır. Çünkü roket sanayinde ağırlık para demektir. Falcon 9R'ye sadece bir dizi ayak değil, roket aşılarını yönlendirecek ve nokta inişi yapabilmesini sağlayacak oldukça karmaşık bir güdüm sistemi de monte edilecek. İniş için gereken ayak algılayıcıları ne olacak? Vaktinde geldiklerinden emin olmalıyız. Bunun için zaman planını biliyor musun? Heyecanlanacak çok şey var. Bence bu yepyeni bir iniş sistemi. Ve artık 2 yıllık gelişim döneminden sonra deneme günü geliyor. 3, 2, 1, 0. Roket bilimi tarihinde ilk kez kalkış işin kolay kısmı. Mars'taki geleceğimiz Falcon'ın tam olarak başladığı yere inmesine bağlı. Falcon 9 roketi bir gökdelen boyutunda, roket yakıtıyla dolu ve Texas'ın tam ortasındayız. Ve lütfen aşağı in ya da lütfen ne yapıyorsan yapma düğmesi üzerinde olan kişi benim. Yani bu korkutucu. Bu kesinlikle kusursuz bir uçuş. Bunun için çok heyecanlıyız. Ve bu roketi havalandırıp tam olarak bir piste indirebileceğimiz anlamına geliyor. Bence bu bir başlangıç. Bence tekrar kullanılabilir roket üretme yolunda ilerliyoruz. Falcon 9R sadece astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek kadar güçlü. Ancak SpaceX büyük ölçekli versiyonu üstünde de çalışıyor. Falcon Heavy. Tekrar kullanılabilir ağır yük taşıyabilen bir roket, dünya çevresinde geçici bir yörüngeye astronot dolu bir uzay aracı götürebilir. Ardından ikinci bir yolculuk için dönüp onları Mars'a kadar götürecek bir yakıt tankerini onlara teslim edebilir. SpaceX'in tekrar kullanılabilen roketleri sadece tek kişilik bir Mars görevini değil, Kızıl Gezegen'de bir koloni kurulmasını da ekonomik hale getirecek. Mars'a gitmek için çok dar bir zaman aralığınız var. Oraya ulaşmanın en verimli yolu gezegenlerin aynı hizaya geldiği zaman. Yani Mars'ta koloni kurmak istiyorsanız mümkün olan en kısa sürede, mümkün olduğunca çok insan göndermek için yıllar değil, saatler içinde tekrar tekrar uçabilmeniz gerekiyor. Mars'a taşımanın maliyetini $500,000 altına indirebilirsek, umarım zamanla $500,000 altına inecektir. O zaman bence yeterince insan dünyadaki mülklerini satıp Mars'a taşınabilir. Tekrar kullanılabilen roketler yakında yörüngeye daha öncekinden çok daha fazla sayıda astronot taşıyacak. Ancak Mars'la aralarında hala büyük bir zorluk var. Yapacakları uzun yolculuğa dayanabilecekler mi? İnsan evrene karşı, insan evrene karşı.
Yeni bir uzay mühendisleri nesli uzaya gidiş şeklimizi değiştirecek tekrar kullanılabilir roketler üretiyor. Yakında Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderecekler. Ancak astronotlar bu yolculuk için yeterince dayanıklı mı? Küçük bir karavandan daha geniş olmayan kapsülleri yavaşça Mars'ın yörüngesine yaklaşırken Güneş sistemi çevresinde uzun bir yay çizecek. Gezegenler aynı hizada olsa bile yolculuk en az 6 ay sürecek. Bu süre boyunca astronotlar Güneş radyasyonunun tehlikeli bombardımanına maruz kalacak. Dünya yüzeyinde atmosfer sayesinde uzayın radyasyonuna karşı korunuyoruz. Dünyadan uzaklaştığınızda artık korumanız kalmıyor. Şu an Mars'a bir ekip gidip gelse, astronotlarımızın almasına izin verdiğimizden daha fazla miktarda radyasyon alırlar. Ayrıca uzayın bu uzak bölgeleri tehlikelerle dolu. Güneşi hayati bir ışık ve sıcaklık kaynağı olarak görüyoruz. Ama dünya atmosferinin koruyucu kalkanı dışındaki astronotlar için radyasyonu ölümcül olabilir. Güneş patlamaları birdenbire gerçekleşebilir. Güneş patlaması için uyarı süresi ne kadardır? 20 dakika civarında mı? Astronotların herhangi bir uyarı işareti almadığını ve ilk uyarının radyasyon seviyesindeki artış olduğunu farz etmeliyiz. NASA'nın gelecekteki Mars astronotları için güneş fırtınası sığınakları tasarlayan bilim adamı ekipleri var. Patladıktan sonra güneş fırtınaları onları vurmadan önce astronotların 30 dakikası olacak. Fırtınanın kendisi 36 saat kadar sürebilir. Judith Watson bir yapı ve malzeme uzmanı. Halihazırda uzay aracında olan malzemeden bir fırtına sığınağı tasarlıyor. Bunu kozmik bir panik odası gibi düşünün. Temel olarak onların kısa sürede 36 saatliğine oturup radyasyona maruz kalmayacakları ya da az maruz kalacakları bir yer oluşturabilmek. Hidrojen radyasyon korumasına karşı çok iyi bir koruyucudur. Dolayısıyla içinde bol bol su olan ya da plastik olan malzemeyle fırtına sürerken ekibin içinde yaşayacağı yeterli hava olan küçük bir bölme yapabiliriz. Radyasyonu azaltabiliriz ancak tümüyle yok edemeyiz. Mars yolculuğundaki ilk astronotlar bu riskleri kabul etmek zorunda. Ayrıca sıfır çekim kuvvetinde aylarca yaşamak başka fiziksel riskleri beraberinde getiriyor. Kemik erimesi ve kas erimesi gibi. Ve beyin çevresindeki sıvıda değişimler göz kürelerinin şeklini değiştirip bulanık görmelerine sebep olabilir. Ancak Mars'a uzun yolculuğun bir tehlikesi daha var. Bu herhangi bir görev için en büyük tehdit olabilir. Bütün yolculukları boyunca astronotlar dar bölmelerinden asla dışarı çıkamayacak ve yalnız başlarına kalamayacak. Pekala Rachel, bana gülümseyerek başlamanı istiyorum. Mükemmel. Pekala, şimdi normal haline dön. Pensilvanya Üniversitesi'nden Dr. David Dinges, uzun süre kapalı kalmanın astronotların zihinsel durumuna etkilerini araştırıyor. Ve şimdi olumsuz bir şey düşünmeye başla. Davranış sorunlarını kontrolden çıkmadan önce saptayacak bir teknoloji tasarlıyor. Özellikle ciddi bir depresyondan endişe ediyoruz. Ciddi bir psikotik reaksiyondan. Potansiyel bir intihara eğilimi davranıştan. İnsanların bize bu benim için bir deneyim demesine bel bağlamalıyız. Çünkü genellikle insanlar duygu durumlarının farkında değildir. Pek çoğumuz iyi hissetmediğimizi idrak etmekte zorlanırız. Bir avuç insanın sınırlı bir alanda aylarca bir arada yaşamasının mümkün olup olmadığını öğrenmek için David Rus Uzay Ajansı ile ortaklaşa çalışmış. Birlikte tümüyle Moskova'da geçen bir Mars görevi oluşturmuşlar. Moskova'daki biyomedikal sorunlar enstitüsü cesur bir adım atarak yerde gerçek kontrolleriyle bir uzay aracı kurup Avrupa'dan, Rusya'dan ve bir de Çin'den olmak üzere astronotlar, mühendisler, doktorlar ve astronot eğitmenlerinden oluşan 6 kişilik ekibin iniş ve dönüş dahil 17 aylık tam bir Mars görevi boyunca bu bölmelerde yaşamalarını sağladı. Mutlu Naller. Hepinize mutlu haller. Buyurun hediyeleriniz. Açalım bakalım. Bir yıl önce 3 Haziran 2010'da buraya girdik ve bir yılı geride bıraktık. Ve hala 155 günümüz var. Bu yapılmış en uzun uzay simülasyonuydu. 520 gün boyunca deneye katılanlar yemek yedi. Pek güzel görmüyor ama tadı güzel. Ki önemli olan da bu. Uyudu. Bonnie'ye bakın, çok huzurlu görünüyor.
ve çalıştı. Mars 500 modelleri üzerine bir çalışma günü daha. Hem de daracık bir alanda. David her hareketlerini izledi. Burada ekip üyelerinin taktığı etkin saatleri görebilirsiniz. Işık ve vücut hareketlerini kaydediyorlardı. Bu ekip üyelerinin uyku ve uyanıklık sürelerini ve uykularının uzunluğu ve kalitesini saptamak bakımından önemliydi. Ve bu haftanın 7 günü günde 24 saat sürdü. Görev boyunca onları taktılar ve bu yüzden 4 milyon dakikadan fazla veriye sahibiz. Bunları kontrol edelim. Bir sorun yok gibi. Ekip dışarıdan sadece bedensel olarak yalıtılmış değildi. Görev kontrolörleri evden yüzlerce milyon kilometre uzaktalarmış gibi dünyayla tüm iletişimlerine 20 dakikalık gecikmeler koyuyorlardı. Hatta aileleriyle sohbetlerine bile. Görevin ikinci çeyreğinde sorunlar baş göstermeye başladı. Birinde uyku hastalığı, depresyon, uyuma süresiyle ilgili sorunlar, stres kaynaklı tepkiler, yorgun hissetme ya da yer kontrolüyle yaşanan çatışmalar görüldüğünde bu devam etti. Ve görevin sonuna doğru giderek arttı ve asla kendiliğinden de iyiye gitmedi. Ekip 1,5 yıl sonra çıktığında 6 kişiden 4'ünde davranış sorunları vardı. David bu iç karartıcı sonuçları kendine görev edindi. Mars'taki ilk insan kolonisinin sosyopatlarla dolu olmasını istemiyordu. Düzeltme fırsatı olabilmesi için zihinsel dengesizlikleri erken saptamaya yemin etti. Burada asıl amaç en uygun ekibi seçmek ve uzun bir görevdeki uçuşta davranış bozukluğu oluştuğunda bunu hemen saptayıp müdahale etmek zorundayız. David Optik Bilgisayar Teşhisi adlı çok yönlü bir yazılım geliştirmiş. Bu yazılım bir insanın duygularını yüz ifadelerinden okuyabiliyor. Optik bilgisayar teşhisi olumlu, olumsuz ve nötr duyguların yüz ifadelerini okuyacak ve bunları bu çizgilerle zamanla giderek artan şekilde gösterecek. Pekala Chris, seninle normal bir gülümsemeyle başlayalım. Bu durumda gördüğünüz gibi hemen bunun olumlu bir ifade olduğunu gösteriyor. David Mars'a giden uzay aracının bu tür bir yazılıma sahip olmasını umuyor. Haftalar ve aylar boyunca astronotların ifade kaydını tutarak ruh hallerindeki büyük değişimleri gözlemleyebilir. Eğer biri dünyada ya da görevin ilk bölümündeki ilk 3 aylık dönemde zamanın %8'ini gülümseyerek geçirmişse ve artık %2'sinde gülümsediği 4 aylık bir dönemden geçiyorsa bu duygusal olarak bir değişim olduğunu gösterebilir. Teknik yönden yetenekli ve bedensel olarak formda olmak Mars'a iyi bir durumda ulaşmak için yeterli olmayacak. Büyük bir zihni dayanıklılık ve benzersiz bir ekip çalışması gerektirecek. Ekip temel olarak ekip gibi çalışmak zorunda. Küçük sorunların araya girmesine izin vermezler. Gruplaşamazlar ve iletişimlerini koparamazlar. Olumlu bir sosyal yapıyı sürdürmek zorundalar. Bu geçmişte karşılaştıklarımızdan çok daha fazlası. Uzayda geçen 6 aydan sonra ilk astronotlar Mars'a ulaşıyor. Saniyede 6 kilometre ile hareket ediyorlar. Mars'a ulaşma denemelerindeki ikinci zorluk hızla yaklaşmak. Güvenli biçimde inmeleri gerek. Son 40 yılda Mars düşüşler konusunda tam bir ders oldu. Mars'ın atmosferine giren insansız 12 araştırma aracından 5'i düşüp kül oldu. Mars'a inmek son derece zordur. Atmosfere saniyede 6 kilometre hızla giren birkaç tonluk bir aracınız olduğunu düşünmek zorundasınız. Birikmiş bir enerji söz konusu ve tüm bu kinetik enerjiyi hafifletmeniz gerek. Yoksa yüzeye çarpıp yerde koca bir krater oluşturursunuz. Dünyada kalın atmosfer bir uzay aracını saatte 300 kilometreye kadar yavaşlatabilir. Ama Mars'ın atmosferi dünyadan 100 kat daha ince. Yavaşlatmanın tek yolu var. Gerçekten büyük bir paraşüt kullanmak. Bu çok uzun kızak boyunca yürüyeceğiz ve ateşi ipimizden uzak tutmak için bu kadar uzun olması gerekiyor. JPL mühendisleri Ian Clark ve Mike Mitchum'un görevi Mars'a düşerek inmeleri önlemek. Herhangi bir insanlı uzay aracı 40 tona yakın olacak. Bu tür yükler için tamamıyla yeni bir tür paraşüte ihtiyaçları var. Bir yıl önce 1 tonluk bir aracı Mars yüzeyine indirdik. Curiosity aracını. Bu son 40 yıldır geliştirdiğimiz teknolojilerin tümünün sonucuydu ve artık sınıra dayandık. Denediğim paraşüt 45 tonluk direnci kaldırmak üzere tasarlandı.
Paraşütün sadece 90 kilo olduğunu hesaba katınca bu gerçekten kayda değer bir rakam. Çok hafif bir yapısı var. Ağırlıklı olarak kamp çadırlarında bulunan türden naylondan yapılıyor ve bir miktarda kurşun geçirmez yeleklerin üretildiği kevlardan kullanılıyor. Şu küçük makaranın olduğu yerde kızaktan ayrılıyor. Anladım. Sonra boru rehberi adını verdiğimiz bu yapı boyunca yukarı çıkıyor. Mike Mitchum grubun çılgın bilim adamı. Ses üstü hızlarda yırtılmayacak bir paraşütün tasarlanıp test edilmesi onun işi. Şu an test ettiğimiz paraşütler öyle geniş ki mevcut hiçbir rüzgar tüneline sığmıyorlar. Yeterince büyük değiller. Bu yüzden bir Mars paraşütünü test etmek için mümkün olan her yolu denemeye başladık. Ters asıp içine patates doldurmak da dahil yapabileceğiniz her şeyi düşündük. Akıllarına gelen fikir bir Nighthawk askeri helikopteri, 4 Mark 70 roket motoru, 1200 metre ip ve 30 kişilik bir destek ekibini kapsıyor. Önce helikopter altında uzun bir ip çeken 90 kiloluk paraşütü kaldırır. 1200 metrede helikopter paraşütü bırakır ve paraşüt dolar. İpin en altında mermi denilen bir parça malzeme var ve o roket gücüyle hareket eden geniş bir kızağa düşmeli. Yani bu yapı toplamda 25 ton çelikten oluşuyor ve bütün işi yapacak olan bu devasa makaraya sahip. Bu ağırlığı kaldırması için yere 1000 ton beton dökmemiz gerekti. O kısmı kolaydı. Yani yapının cıvatalarla tutturulduğu bu beton yapı yerin 6 metre altına iniyor. Mermi bacaya düştüğünde roket kızağı ateşler. Paraşütün Mars'ta dayanması gereken ses üstü hızın benzerini oluşturur. Önce dış roketleri ateşleyeceğiz. Bu ilk aşama ve 45 tonluk kızağın hareket etmesini sağlayacak. Ve biraz hızlandığında içerideki iki roketi ateşleyeceğiz. Ian Lamarck işlevini denemek için bu testi prototip bir paraşütle daha önce denedi. Paraşüt dayanmadı ama buna gerek de yoktu. Bu sadece sistemin kavram kanıtlamasıydı. O testte ters giden tek şey paraşütün dikiş yerlerinden birinin yırtılmasıydı. Yani mimari açıdan sistem mükemmel çalıştı. Bir bakıma şimdiki testi yapmak bizi heyecanlandırıyor. Zira her şey fazlasıyla iyi gidiyor. Şimdiden beklentilerimiz çok yüksek. Kesinlikle evet. Ian ile Mike için risk bundan büyük olamaz. Mars'a insan indirme kabiliyetimiz bu testin başarısına bağlı. Bu milyonlara mal olan büyük ve karmaşık bir operasyon. Dahası bir B planı yok. Sadece tek paraşüt var. Bu gece uyumayacağım kesin. Yani yarın sabah saat 3'te başlayacağız ve ben yatağımda uzanmış bunu düşüneceğim. Pek çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Dondurucu sıcaklıklara ve erkenden başlamalarına rağmen ekip birkaç saat sonrası için hızla hazırlanmaya başlıyor. Evet, adrenalin kesinlikle yüksek. Düşünecek çok şey var ve kontrol listesine sadık kalarak hiçbirini atlamamaya çalışıyoruz. Planlayamayacakları tek şey hava durumu. Teste rüzgarın en durgun olduğunu tahmin ettikleri saat 7 civarında başlamaları gerek. Rüzgar çok güçlü olursa helikopter paraşütü bıraktığında ve paraşüt şişmeye başladığında rüzgar onu hedefin uzağına sürükleyebilir. Böylece paraşütü tekrar aşağı çekmekte zorlanıp bu testi güvenle yapamayabiliriz. Ian paraşütü gözden geçirirken Mike ona bağlı 1200 metrelik ipi kontrol ediyor. İp bütün bu kızak boyunca ilerleyip iki makaradan geçip şu bacadan aşağı iniyor ve bu tarafa çekiliyor. Bu yüzden ipte bir yıpranma var mı diye gözden geçiriyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Sanırım başlamaya hazırız. Genellikle bundan daha rahatımdır ama test yaklaşıyor. Dolayısıyla biraz gergin ve biraz heyecanlıyım. Tüm bu test, bu altyapı, son bir yıldır hazırlandığımız her şey, bu paraşütün Mars'a inerken karşılaşacağı aerodinamik yüke dayanacak kadar sağlam olup olmadığına bağlı. Yani hepimiz dayanmasını umuyoruz. Sabah 6:58. Helikopter tam zamanında geliyor ve testin başladığını işaret ediyor. Test hazır.
Evet, aldı. Mermiyi aldı. İp yukarı çıkıyor. Helikopterin 1250 metreye çıkmasını beklemek acı verici. Vay canına, çok yüksekti. Helikopter hazır. 3, 2, 1. Bırak, bırak, bırak. Geliyor, geliyor. Hadi devam et. Ah, olamaz. İnsan evrene karşı. Deniz kuvvetlerine ait bir deneme tesisinde NASA mühendisi Ian Clark ve ekibinin Mars'a insan indirme teknolojisine sahip olup olmadığımızı anlamalarına saniyeler var. Paraşütleri ses üstü hızlarda yol alan büyük bir uzay aracını yavaşlatmak için gereken güce dayanabilecek mi? Evet. Geliyor, geliyor, geliyor. Güzel. Açılıyor. Şişiyor. Vay canına. Bu çok yumuşak bir şişmeydi. Bu çok güzel bir paraşüt. Bakalım güzel kalacak mı? Paraşüt artan rüzgara karşı koyarken artık geçen her saniye önemli. Rotadan uzağa sürüklenirse mermi bacaya girmeyecek ve roket kızağı çalışmayacak. Test başarısız olacak. Evet, yaklaşıyor. Hareket ediyor. Rüzgar onu savuruyor galiba. Mermi çok açılı iniyor. Hadi düz in. Olamaz. Hadi. Hadi. Hadi, kayma kayma. Paraşüt rotadan çıkıyor. Başarısız. Lanet olsun. Oh, hay aksi, olamaz. Denedik. Mermi yere düştü. Evet. Ne oldu? Rüzgar fazla güçlüydü. Öyle olunca evet, bir süre sonra düz devam edemedi. Evet. Evet. Bu ekip için moral bozucu bir başarısızlık. Paraşütü tekrar toplamak haftalar, yeri ve helikopteri koordine etmekse aylar alacak. Yani bir daha denemeleri en az bir yıl sürecek. İyi denemeydi. Evet, buraya kadar. Teknoloji geliştirmenin doğası bu. Hep yeni şeyler deniyorsunuz, yeni çözümler buluyorsunuz. Bazen işe yarıyor, bazen yaramıyor. Ama teknolojiyi gerçekten geliştirmek istiyorsanız bunlardan ders çıkarmanız gerek. Ve bunun gibi başarısızlıkları da yaşamalısınız. Ders alıp yola devam edeceksiniz. Dünyadaki hava durumunun tahmin edilemezliği Mars'takiyle kıyaslanamaz bile. Astronotlar inişi atlatsa bile son derece zorlu bir çevre onları bekliyor. Ortalama sıcaklık -60 derece civarında. Çoğu solunması imkansız karbondioksitten oluşan atmosfer dünyadakinden 100 kat daha ince. Tükürük ve gözyaşı gibi vücut sıvıları burada buharlaşıp gider. Hiçbir astronot uzay giysisi olmadan dışarıda bir saniye bile geçiremez. Ayrıca Mars'ta bir koloni kurmak için astronotların el becerilerini kısıtlamayacak uzay giysilerine ihtiyaç var. Nasıl hissediyorsun? Gayet rahat hissediyorum. Hatta kalçadaki hareket yeteneği çok iyi. Omuz kısmında biraz daha dar. Uzay mühendisi ve MIT profesörü Dave Newman ve öğrenci ekibi Bio Giysi adlı devrim niteliğinde yeni bir giysi geliştiriyor. Şimdi açıp kafanı geçir. Evet, içeriden kontrol edelim. Apollo dönemi giysileri en küçük işi bile zorlaştıracak kadar hantaldı. Ayın zayıf yer çekimi 70 kiloluk bu giysileri 10 kilo gibi hissettiriyordu. Ancak her ne kadar dünyanınkinden zayıf da olsa Mars'ın yer çekimi bu kadar hoşgörülü olmayacak. Mars dünyanın 1/8 kadar yer çekimine sahip. Yani 1/8 yer çekimi olan bir ortama giriyorsanız çok daha hafif bir giysiye ihtiyacınız var demektir. NASA'nın mevcut uzay giysileri astronotları basınçlı hava dolu bir çuval gibi sarıyor ve enerjilerinin büyük bölümünü kendi şişmiş giysileriyle mücadele ederek harcıyorlar. Ama Deva vücuda oturan çok farklı bir giysi geliştiriyor. Bir astronotu hareketli kılmanın diğer yolu basıncı doğrudan deriye uygulamaktır. Bir astronotu böyle sıkıca sarmak tuhaf bir fikir gibi duruyor ama bizce teknik olarak uygulanabilir. Örümcek adamınkine benzer bir giysi yapmak için işe koyulmadık. Sadece mühendisler olarak işin matematiğini uyguladık. Siyah çizgileri ben yumuşak iskelet diyorum. Daha yapısallar ve esnemiyorlar. Hareket ettiğinde bu kısım esnemeyecek.
Vücudu saran giysiler astronotların Mars'taki hareketini kolaylaştıracak. Ancak bir inşaat alanındaki kayaları taşımak gibi bazı işler daha çok fiziksel güç gerektirebilir. Brad Olshu, biyo giysiye doğrudan bir kas gücü tasarımı eklemeye çalışıyor ve şekil hafızalı alaşım denilen gelişmiş bir teknolojiyi kullanıyor. Burada gördüğümüz şekil hafızalı alaşım yayı. Bu bir parça nikel, bir parça titanyum içeren bir metal ve ona bir şekli hatırlamayı öğretebildiğiniz kendine özgü bir özelliği var. Tek yapmanız gereken öğrettiğiniz şekli tekrar kazanması için onu ısıyla harekete geçirmek. Şimdi yapacağımız şey yükleme hücresini ateşlemek ve ne tür güçler üreteceğini görmek. Şimdiden nasıl durduğunu görebiliyorsunuz. Evet. Vay canına. Gözde gördüğü biçimde kasılıyor. Evet. Evet, mükemmel. Bakın. Onları düşündüğünüzde aslında güzel olan bunun bir insan kası gibi kasılması. Yani bunlardan birini ya da birkaçını alıp yan yana koyduğunuzda çalışabileceğiniz bir kas elde edebilirsiniz. Uzay giysisi giymek astronotları yavaşlatıyordu. Kas destekleyici biyo giysiler ve Mars'ın düşük yer çekimi sayesinde astronotlar dünya dışı ileri karakolumuzu dünya benzeri bir çevreden çok daha hızlı inşa edebilecek. Uzun süre bu pozisyonda kalmak gerektiğinde dünya yüzeyindeki biri bile zamanla yorulur. Ve bu yumuşak dış iskeletteki çizgiler sayesinde vücudunuza bir sertlik kazandırabilirsiniz. Ve esneyerek beni bu konumda tutan kaslarımı kullanmak yerine vücut ağırlığımın bir kısmını onlara yükleyebilirim. Ve böylece yorgunluğu azaltabilirim. Ancak dünyadan teknoloji getirmek Mars'ta kalıcı bir uygarlık kurmak için yeterli değil. Serpilmek, gelişmek için oralı olmalı ve Mars'ın doğal kaynaklarını bulup kullanmalıyız. Biyolojik işler için gidip örnek toplama alanlarını kontrol etmeliyim. Benimle bağlantı kurmak istersen 20 dakikaya kadar dönmezsem endişelenmeye başla, olur mu? Lewis ve Clark Amerika'yı baştan başa geçmeye çalışırken 3 yıl süren bu kıta geçişi boyunca kendilerine ve atlarına gereken bütün ihtiyaçlarını yanlarında taşısalardı asla başaramazlardı. Başarılı olmalarının nedeni ilerledikleri çevredeki kaynakları kullanmalarıydı. Biz de Mars'ta öyle yapmalıyız. Hafif seyahat edip oradaki imkanlarla yaşamalıyız. Utah çölünün ıssız doğasında konuşlanmış bu cesur deneyin amacı, kıraç ve buz gibi bir gezegende yaşamayı öğrenmek. İnsan evrene karşı. Mars'a ulaşmak ve zorlu şartlarında hayatta kalmak, teknolojimizin ve insan dayanıklılığının sınırlarını zorlayacak. Ay'a gittiğimizde NASA yeteneklerini kademeli olarak sınadı. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ayda sadece birkaç saat geçirdi. Sıra Apollo 17'ye geldiğinde astronotlar 3 günden fazla kaldı. Ancak Mars'a gittiğimizde bu kadar ağır ilerleyemeyiz. Oraya sadece Dünya ve Mars'ın hizada olduğu sırada ulaşacak roket gücüne sahibiz. Ekip iniş yaptığında dönüş yolculuğu için gezegenlerin 1,5 yıl sonra tekrar aynı hizaya gelmesini beklemek durumunda. Bu kadar uzun kalmamıza yetecek su ve yiyeceği götüremeyiz. Çorak ve donmuş bir gezegende topraktan yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bunun mümkün olup olmadığını öğrenmek için 7 bilim adamı, mühendisler ve dünyanın dört bir yanından öğrencilerden oluşan bir ekip, Utah'taki ücra bir üste dünyadan soyutlanmış halde yaşıyor. Peki, herkese günaydın. Midenize yeterince kahve doldurdunuz mu? Herkes iyi uyudu mu? Öyle mi? Güzel, çok iyi. Susan, tıbbi durum bugün nasıl görünüyor? Çok iyi görünüyor ve benimle gelmesini istediğim kişileri görevlendirdim. Sahada olabildiğince düzgün ve tepeden tırnağa bir değerlendirme yapacağız. Asıl zorluk üstümüzde uzay giysisi olması olacak. Başkanlık ettiğim Mars Derneği'nin uygulamalı Mars istasyonları var. Biri kutupta, biri de bir Amerika çölünde. Oraya farklı süreler için ekip gönderiyoruz. Genellikle 2 hafta sürüyor ama 4 aya kadar uzayan da oluyor. Bir yıllık bir görev yapmayı da umuyoruz ve onlardan sanki Mars'talarmış gibi çalışırlarken sürekli bir saha keşif programını uygulamalarını istiyoruz. 18 ay için evim güzel evimin büyüklüğü bu. Ekip yemek, uyumak ve çalışmak gibi ihtiyaçlarını bu 120 metrekarelik dar yaşam alanında kısıtlı şartlarda gerçekleştiriyor. Hepsi kuru gıdalardan oluşan özel bir diyetimiz var. Yani aşçı olarak epey yaratıcı olmalısınız. Çünkü bu 2 haftalık bir görev. Ekibin su kullanımı çok kısıtlı. Duş almak çok nadir bir lüks.
Gerçekten Mars'ta yaşıyormuş gibi hissetmeye ve davranmaya çalışıyoruz ki bir gün gerçekten Mars yüzeyinde yaşamamız için bu modeli orada kurabilelim. Kimse uzay giysisi giymeden dışarı çıkamıyor. Tamam. Eğer biri Mars'ta hastalanır ya da yaralanırsa tedavi için eve dönmek imkansız. Karmaşık tıbbi işlemler 20 dakika gecikmeyle de olsa dünyadaki uzmanlar tarafından idare edilmek zorunda. Yani bu... Yani önemli olan dikişi. Yani aslında burası derinin... Önemli olan bu yarayı... Bütün bunlar uzay hayranları için bir eğlence gibi görülebilir ama bu simülasyonun hayati bir amacı var. Mars'ta hayatta kalmak için ihtiyacımız olan çok önemli bir teknolojiyi geliştiriyorlar. Çöl gibi görünen bir yerden su elde etmeyi. Mars aslında kuru ve çorak görünüyor. Ancak şaşırtıcı bir gerçek var ki orada insanlar için en önemli hayat kaynağı olan suyu bulduk. Havacılık mühendisi Vibha Srivastava, Mars toprağına şaşırtıcı biçimde benzeyen Utah çölünden toprak örneği toplamak üzere dışarı çıkıyor. Toprak bileşimi demir bakımından biraz zengin ki bu Mars yüzeyine oldukça benziyor. Kutuplar dışında Mars yüzeyinde buz yok. Ancak topraktaki minerallere bağlı halde su var. Vibha onu ortaya çıkarmak için uğraşıyor. Amacım en üst katmanın hemen altında toprağın su içerip içermediğini anlamak. Bunu anlamaya çalışıyorum. Görünüşe göre güneş batmak üzere. Artık toplanıp geri dönsek iyi olacak. Evet, katılıyorum. Tamam, bitirdim. Karanlıkta ortalıkta gezinmek istemeyiz. Döndüklerinde Vibha topraktan su elde etme işlemini başlatıyor. Yaklaşık 500 gramlık bir örnek topladım. Şimdi onu aletimize doldurup suyun ne kadarını çıkaracağını göreceğiz. Toprağı bir düdüklü tencerede ısıtıyor ve hava pompası olası su buharını soğuyacağı ve suya dönüşeceği çelik bir tüpe aktarıyor. Ve bu örnekten elde ettiğimiz su. Yani bu iyi haber çünkü deney işe yarıyor. Su henüz içilebilir olmayabilir. Bazı testler yapmalıyız. Başka tuzlar ya da suyun içine karışmış başka sıvılar olabilir. Bunu görmeliyiz. Vibha'nın kavram kanıtlama deneyi Mars'ta su üretmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Mars'tan su elde etmek astronotların seralarda ürün yetiştirmesinin ve kızıl gezegendeki uzun vadeli insan yerleşiminin yolunu açacak. Mars'ta yaşamak ve dolayısıyla teknolojik bir uygarlık kurmak için bütün kaynaklar mevcut. Ve bizim zamanımızda Mars üstünde adım atacak ilk yeri sağlarsak, ilk adımı da atarsak, bundan 500 yıl sonra Mars'ta insan medeniyetinin yeni bir kolu, hatta birkaç kolu birden oluşabilir. Ancak bu ilk yerleşimciler bir zorlukla daha yüzleşecek ve bu içlerindeki en korkutucu zorluk. Mars'a yolculukları tek yönlü bir seyahat olabilir. Mars görevinin zorluğu, dönmek için ihtiyacınız olan yakıtı sağlamak. Mars'tan kalkış yapmak için ihtiyacınız olan her litre yakıt için ve sırf Mars'tan geri döneceğiniz yakıtı oraya götürmek için dünyada 15, 30 belki de 50 litre yakıt kullanmanız gerekecek. Günümüzde Mars'ta olmamamızın temelindeki sorun bu. Gidiş geliş yolculuğuna imkan sağlayacak teknolojiyi geliştirmeye daha yıllar var. Eve dönmek zorunda olmazsanız bu işi çok daha kolaylaştırırdı. Ve birden görev daha yapılabilir olurdu. Ancak şimdi hayatlarının geri kalanını kapalı dar bir yerde ve dışarı çıktıklarında onları 3 saniyede öldürecek bir çevrede geçirmeye gönüllü insanlara ihtiyacınız var. Mars 1 adlı uzay keşif şirketinin kurucusu Buzz Lansdorp, 2024'te Mars'a insan yerleştirmeyi planlıyor. Kestirme yolu, dönüş yolculuğunu bir seçenek olarak sunmamak. Mars 1 kalıcı bir yerleşim için tek yönlü bir yolculuk planlıyor. Zira tek yönlü bir yolculuk bunu mümkün kılabilecek tek seçenek. Bazı Mars'ta bir yerleşim kurmaya şimdiden başlamanın, dünyaya dönüş yolculuğunun getirdiği muazzam güçlükleri gidereceğini düşünmüş. İnsanların yakın zamanda Mars'a gitmesini istiyorsanız, kalıcı bir yerleşim dışında alternatifiniz yoktur. Çünkü
Geri dönülen bir görev gerçekleştirmek çok karmaşık. Mars'ta geri dönebilen bir roket hazır olsa bile şahsen kalıcı yerleşim için yine de bir görev organize ederdim. Çünkü Mars'a yerleşirseniz bu insanlık için gerçekten büyük bir adım olur. Mars 1, Lockheed Martin'le tek yönlü bir uzay aracı yaptırmak için çalışıyor. Ama daha büyük bir zorluk daha var. Kim hayatının geri kalanını zehirli bir gezegende, bir karavan büyüklüğünde bir alanda geçirmek ister ki? Mars'a gitmek istiyorum çünkü bu benim en büyük hayalim. Bilim ve mühendislik alanlarında eğitim sahibiyim. Mars'a neden mi gitmek istiyorum? Çünkü espri anlayışına sahibim. Size söz veriyorum, Mars'taki en eğlenceli kişi olacağım. Tabii Ellen DeGeneres'i davet etmezseniz o durumda ikinci olurum. Aptalca dans etmekten hoşlanırım. Voleybol oynarım, snowboard yaparım, dalarım. Uzun yaşa ve başarılı ol. Daha çok doğru psikolojide insanları arıyoruz. Elbette onlar pek çok yeni beceri öğreteceğimiz için sağlıklı ve zeki olmak zorundalar. Bazı yolculuk için gereken parayı Mars'ta çekilecek televizyon programının haklarını satarak elde etmeyi planlıyor. Şimdiden 200 binden fazla başvuru almış ve şu an bunu 24 finaliste indirme sürecinde. Mid McCormick bir yarı finalist olarak seçilmiş. Demek Los Angeles'ta yaşıyorsun. Peki mesleğin ne? Ben Kaliforniya Sanat Enstitüsü'nün yeni mezunlarından biriyim. Ailenle sık sık iletişim kurar mısın? Evet, kurarım. Annemle hemen hemen her gün ya da gün aşırı konuşurum. Babamla da öyle ve kardeşim yok. Yani sadece onlar var. Anladım. Onlarla bir daha görüşmesen neler hissedersin? Mars 1 astronotları yola çıkmadan önce dörtlü ekipler halinde 10 yıl eğitim alacak. Mars'ta bir üs kurduktan birkaç yıl sonra ikinci ekip onlara katılacak. İlk yıllarda çok fazla inşa işi olacak. Yani özellikle ilk aylarda günlerini kurma, sera malzemelerini yerleştirme işleri var. Mars'ta su çok kısıtlı olacak. Yani belki birkaç yıl duş yapamayacaksın. Kendi yiyeceğini yetiştirmen gerekecek. Buna çok fazla vakit harcayacaksın. Bunlar çekindiğin şeyler mi? Hayır, çünkü bu deneyimin bir parçası. Ve attığın her adım yepyeni bir deneyim, yepyeni bir keşif olacak. Oradaki ilk insan olunca her şey yeni olacak. Yani yaptığımız her şey yeni ve heyecan verici. Pek çok insan birilerinin tek yönlü bir yolculuğa ve kalıcı bir yerleşime ilgi duymasına şaşırıyor. Ama unutmayın, bu süreç gezegenimizin tarihi boyunca devam ediyor. Yaşamaya bir yerde başladık ve tüm dünyaya yayıldık. Her şeyi geride bırakmayı çılgınca buluyor musun? Çılgınca buluyorum ama bence bu dünyada ilerlemeyi sağlamak için bu tür çılgınca şeyleri yapabilmeliyiz. Son 1000 yıldır başarılı olana kadar hayalperestlere hep çılgın dedik. Sonra onları kahraman yaptık. Bundan 100 yıl sonra onlar Mars'ta kendi kendine yeten ve gelişen insan yerleşiminin fikir babaları olabilir. Birleşik Devletler'in kuruluşu sırasında pek çok insan öldü. Ve çoğu vakada memleketlerinde kalmaları durumunda ölme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu biliyorlardı. Bu tarihin bu döneminden yapması talep edilen bir şey. Şahsen günümüzün diğer dünyalara ilk kez yelken açtığımız için hatırlanacağına inanıyorum. Ve bence açacağız da. Büyük riskler ve teknolojik engeller var. Ama hiçbir şey bizi Mars'a gitmekten alıkoyamıyor. Mars bizim kaderimiz. Çünkü en büyük başarılarımız arkamızda değil, hep bir adım önümüzde. Eğer Mars'a kalmak üzere gidersek, bu evrimimizde gerçek bir adım ve insanlık için büyük bir atılım olur. İnsanlığın son 50 bin yıldır yaptıklarını büyük oranda geliştiren bir şeye dönüştürmüş olur. Mars'a ilk adımı atacak kişi bugün hayatta. O kişi kardeşiniz mi, kuzeniniz mi, yoksa siz misiniz?